sırada çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Rehabilitasyon uzmanı gelecek Profesör Doktor Turan Uslu hocamızla birlikte olacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Profesör Turan Uslu'ya ben çok teşekkür etmek istiyorum stüdyomuza geldiği için. Ayaklarınıza sağlık hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam bugün omuz ağrılarından bahsedeceğiz. Aslında birçok zannediyorum hastalığa da bağlı olan durum ama detaylı bir şekilde konuşalım istiyoruz. Omuz ağrıları tabii çok geniş bir konu. Birçok sistemik hastalıklarla ilgisi var. Omurganın bazı hastalıkları omuz bölgesine yayılabiliyor. Özellikle boyun ve sırt ağrıları. Ruhsal gerginliklerden, stresten en fazla etkilenen eklemlerden bir tanesi boyunla birlikte. Ve bel, boyun ve diz ağrılarından sonra insanları hekime götüren dördüncü ağrı sendromu. Ki bunların oranları da birbirine yakın aslında. Çok hakikaten ve ileri yaşlardan sonra da en önemli sakatlığa sebep olan eklemlerden bir tanesi. Çok değişik bir eklem. Yani bütün eklemlerde eklem yüzeyiyle biz uyumluluk diyoruz. Uyumluluk var ama omuz eklemi çok farklı bir şey. Çok fazla hareket reyince, hareket açıklığı olduğu için son derece sığ bir omuz eklem çukuru var. Buna karşılık yine ona karşılık gelen kemikte, yani kol kemiğinde son derece geniş bir eklem yüzeyi var. Dolayısıyla uyumsuz bir eklem ve yumuşak dokularla son derece destekleniyor. Tabii omuz ekleminin birçok fonksiyonu var. Bir kere elin, ekstremitemizin, üst ekstremitemizin hareketine pivot görevi sağlıyor. Dolayısıyla insanları diğer canlılardan ayıran bir eklem. Yani diğer canlılarda bir omuz eklemi yok. Diz eklemi var belki. Bir ayak bileği eklemi var. Omurgaları bütün canlılarda var ama omuz ve bizim kullandığımız şeklinde omuz eklemi sadece insanlara mahsus bir eklem. Dolayısıyla oldukça önemli ve çok sık hekime götüren ve gerçekten ağır bedeller ödeten bir eklem, omuz eklemi. Çok sık da problem yaşatan bir eklem hocam. Kesinlikle. Yani bir sıkışması, ve çıkması. Gittikçe de artıyor. Çünkü tabii eskisi kadar omuz çevresindeki kasları güçlü değil insanların. Çünkü insanların çoğu artık oturarak bilgisayar başında veya ofis ortamında çalışıyor. Bu da tabii bu eklemleri daha zayıf hale getiriyor. Tabii eski insanlar gibi işte tarlalarda ağır bedeni aktiviteler de yapmıyoruz. Ama bunun dışında az sayıda devinimli çok fazla hareket yapıyoruz. Mesela bir bilgisayar kullanımı veya bir mikrocerrahi ile ilgilenen birinin yaptığı işi veya bir diş hekiminin yaptığı işi veya bir ev hanımının yaptığı işi düşünürsek gerçekten omuz ağrısıyla oldukça sık karşılaşıyoruz. Çoğu zaman da hakikaten çaresiz kaldığımız bir eklem. Peki hocam bu omuz sıkışma sendromu nedir? Şimdi çok enteresan bir adale var. Tabii omuzda çok fazla kas var da 25'in üzerinde adale var. Ama bundan 4 tanesi çok önemli, 4-5 tanesi. Biz bunlara rotator manşon diyoruz. Yani omuzu çeviren, döndüren kaslar diyoruz. Supraspinatus, infraspinatus, neyse isimleri de çok önemli değil. Subscapular kas. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Evet, ekranda da görüldüğü gibi omuzun direkt kaldırma, belli aralıktaki kaldırma hareketini yaptıran bir adale. Biz buna supraspinatus kası diyoruz. Son derece küçük bir kas, çok naif bir kas aslında, incecik bir kas ama çok güçlü bir kas. Fakat şöyle bir talihsizliği var bu adalenin, bir anatomik aralıkta seyrediyor. Yani bir dar bir anatomik aralıkta seyrediyor. Eğer o ekranda görülen hareketler sürekli yapıldığı zaman... Patolojiye bir dönüşme oluyor hocam. Şöyle bir şey oluyor. Mesela düşünün ki mesleğiniz gereği sürekli tahtaya yazı yazıyorsunuz veya perde çekiyorsunuz, perde asıyorsunuz. Veya diş çekiyorsunuz mesela. Veya işte akşama kadar hasta muayene ediyorsunuz. Veya ev hanımısınız, yer siliyorsunuz. Bu adale sürekli hareket ediyor. Ve buradaki birçok sebebi var. En önemlisi bir, dar bir anatomik aralık. Bazen adalenin tendonları bir takım aktivitelerden dolayı pörsüyor. Pörsüyünce kalınlaşıyor adale. Ve bu aralıkta sürtünme daha da artıyor. Ve biz buna omuz sıkışma sendromu diyoruz. Veya bazen de mesela orada akromioklavikular eklem var. O eklemde bir hipertrofi oluyor yaşlılığa bağlı olarak, işte ki bu yaş 60-70 yaş değil, 40'lı yaşlar, 35'li yaşlar. Ama yanı sıra bir de supraspinatus kasında eğer bir kalınlaşma, hipertrofi oluşmuşsa bu defa sıkışıyor. Her kaldırdığımızda hem başüstü aktivitemizde inanılmaz ağrılar oluyor. Yani işte bir yüksek bir yerden bir şey alırken veya yüksek bir yere bir şey koyarken başüstü bütün aktivitelerde ağrı oluyor.
Ve oldukça da sık olan bir şey. Başlangıçta bir takım aktivitelerden sonra oluyor ve dinlenmekle geçiyor. Daha sonra geceleri de olmaya başlıyor ve bir süre sonra uyutmuyor insanları. Ve çok daha uzun sürerse donuk omuz dediğimiz veya çok nadir de olsa bu supraspinatus tendonunun tamamen koptuğu, mutlaka cerrahi müdahalenin gerektirdiği hastalarla da karşılaşıyoruz tabii. Onun dışında genelde bir fizik tedavi rehabilitasyonu mu uygulatıyorsunuz hocam yoksa? Şöyle, bunda tabii çok multidisipliner bir tedavi bu. Yani eğer orada mesela bir akromioklavikular eklemde bir problem varsa mutlaka onu tedavi etmek lazım. Peki sonrasında da bu tedavinin ardından yine zannediyorum hastaya, danışana oldukça fazla görevler düşüyor değil mi? Nelere dikkat etmesi lazım? Şöyle, tabii burada eğitim, yani bu bütün hastalıklar için geçerlidir. Bu boyun ağrıları için de geçerlidir. Bel ağrıları da için geçerlidir. Sonra da eğitim geliyor. Yani hastada omuzun nasıl kullanılacağını öğretmek, hangi durumlarda ağrıya sebep olacağını, hangi durumlarda ağrının olmayacağını, hastanın eğitimi çok önemli. Eğer bunlara dikkat edersek ki çok başarılı bir şekilde bu hastalar tedavi olabiliyor. Hocam az önce donuk omuz dediniz. Donuk omuz farklı bir şey. Donuk omuzun adalelerle alakası yok. Başlatan genelde bir rotator manşon tendiniti olabilir. Yani bir supraspinatus'ta, subscapularis'te veya herhangi bir bazen biceps'te tendinit olur. Ağrıdan dolayı hasta bir süre hareket ettiremez. Daha sonra da bu omuz kapsülü büzüşerek yapışır. Bu çok daha zor bir hastalık. Hasta işte başı üstü elini kaldıramaz, elini arkaya giyemez, kılık kıyafetini giymekte zorlanır, çıkarmakta zorlanır. Ve çok sık insanın başına gelen bir hastalık. Özellikle 40 ile 65 yaş arası insanlarda gerçekten çok sık görülen, tedaviye de oldukça dirençli bir hastalık. Bunda da tabii yine aynı şekilde tedavide multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Yani birçok tedavi aynı anda uygulamak gerekiyor. İşte IMS dediğimiz bizim kuru iğne yöntemleri, eğer bir tendon yırtığı veya bir ligament hasarı varsa yine buna yönelik prolaterapi dediğimiz yöntemler, sıcak ve soğuk uygulamalar. Bazen eğer bir bursit varsa o bursadaki sıvının boşaltılıp belki bir kortikosteroidle oradaki yeniden kuruluğu ve bursanın küçülmesini temin etmek. Yine postür bozukluğu varsa yine onu tedavi etmek bu hastalarda çok önemli. Ve ileri yaşlarda çok fazla görülen bir hastalık donuk omuz. Ve gerçekten önemli bir sakatlık nedenidir. Düşünün ki hiç omuzunu hareket ettiremeyen ve hiçbir zaman da hareket ettirme şansı olmayan hastalar bile var. Çünkü Allah'tan ki bunların oranı çok düşük. Bunların önlemini alma şansımız var mı hocam? Eğitim ya, şart galiba hocam, duruş eğitimi. Tabii çok eğitim önemli de duruş tabii önemli ama bazen de bir takım metabolik hastalıklar sebep olabilir. Mesela bir diyabet donuk omuza sebep oluyor. Ya, bir takım teoriler var, onunla ilgili bir takım mekanizmalar var bilinen ama bilinmeyen çok daha fazla. Biz şunu görüyoruz, hani diyabet tanısı konmayan ama prediyabetik kişilerde bile donuk omuzun daha çok görüldüğü sebep olmuş. Hiçbir madde birikimi yok. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza evet, sağlık. Söz vermeyeyim ama teşekkür ederim. Çok teşekkürler evet, yeniden teşekkür hocam. Efendim fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turan Uslu hocamıza tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz.